Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Borussia Mönchengladbach Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Özellikle 80'li yılların en güçlü takımlarından birisiydi Alman futbolunda Borussia Mönchengladbach. Yaşadığı sıkıntılar sonrasında tekrar zirveye çıkmaya başladı Alman futbolunda ve dünyada da Avrupa'da da çok önemli bir organizasyonda kendisini tekrar kanıtlamak isteyecek. Dinamo Kiev de aynı şekilde özellikle Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler Birliği futbolunun en önemli kulübüydü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir bocalama içine girdiler. Şevçenko gibi bir yıldızla birlikte tekrar parlayışa geçtiler. Onu kaybettikten sonra düşüşe geçtiklerine rağmen özellikle Rusya ve Ukrayna'nın tekrar ekonomik olarak güçlenmesiyle birlikte onlar da önemli isimler almaya başladılar kadrolarına. En önemli isim de tabii Andrei Shevchenko'ydu ama o da futbolu bıraktığı için maalesef bu maçla birlikte bir daha göremeyeceğiz Shevchenko'yu. Borussia Mönchengladbach'a baktığımızda en önemli ismi, geçen sezonki en önemli ismi Marco Reus'tu. Alman milli futbol takımının önemli kanat oyuncularından birisi Marco Reus. Ama sezon başında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Onun yerine açığını Luke de Jong'la, Twente'nin golcüsüyle kapattılar Borussia takımı. Tabii onun dışında önemli isimleri de var. Bence en önemli isimleri orta sahadaki İsviçreli Granit Xhaka olacak. Hatta son Hırvatistan maçında, İsviçre'nin Hırvatistan maçında da çok güzel bir gol atan Xhaka orta sahada önemli bir isim. Hücuma hemen destek verebilen bir isim. Gene Stranzl var defansta. Oscar Wendt var. İsveç milli takımın oyuncusu. Bu isimlerle birlikte Lucien Favre'nin ekibi bence bir adım daha önemli önde. Dinamo Kiev'e baktığımızda Ukrayna milli takımının önemli isimleri var. Oleg Gusev gibi, Yarmolenko gibi, kalede Shovskovski gibi isimlere sahipler. Tabii bu isimler dışında Ukrayna futbolu hala tabii Alman futboluna göre bakıldığında çok gerisinde kalmış durumda. Ama Dinamo Kiev'in de Borussia karşısında daha Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde daha tecrübeli olması sayesinde belki avantaj sağlayacaktır. Ben gene de maçın 2-1, 3-2 gibi bir skorla Borussia Mönchengladbach lehine biteceğini düşünüyorum. Gollü olacaktır. Bu yüzden üstte oynanabilir.